Bir velimiz öğrencisinin durumu ve öğrencisiyle sınıf içerisinde yaşadığımız disiplin sorunu görüşmek istediğini belirterek müdür yardımcısına söylemiş. Müdür yardımcısı da beni odasına çağırdı. Velinin görüşmek istediğini bildirerek. Müdür yardımcımızın odasına girdim. Kendimi tanıttım, tokalaştık. Gayet sakin, medeni bir şekilde başlamıştım ben. Fakat velimiz kendisini artık nasıl ayarladıysa, kendisi kafasında neler kurduysa ilk cümlesinden itibaren bana, şahsıma tehditler savurarak, mesleğime hakaretler ederek konuşmaya devam etti. Daha sonra müdür yardımcımız olaya müdahil olmak istedi, yani konuşmayı bitirmek istedi fakat yine dinlemedi. İlk cümlesinden itibaren tehdide başladı. Daha sonra tehditlerin boyutu arttı. Aileme kadar, çoluma çocuğuma kadar tehdit etmeye başladı. O arada yine müdür yardımcısıyla beraber dışarı çıkmasını istedik fakat kendisi küfürlerle şahsıma, mesleğime, itibarıma, aileme küfrederek odada tatsızlık çıkardı, taşkınlık çıkardı. En son müdür yardımcısı aramıza girdi. Benim hiçbir fiziki yönelimim, şiddetim, taşkınlığım olmadığı halde müdür yardımcısı kendisinden odasını terk etmesi için yanına gittiğinde müdür yardımcısı masasının üstünde duran delgeci alarak kafama vurdu. O esnada da başımda 4,5-5 santimlik bir yara açıldı. Daha sonra devlet hastanesinin acil kısmına gittik, başvurduk. Başıma 5 tane dikiş atıldı. Şahıs çözüm amaçlı değil, tamamen intikam almak niyetiyle geldi. Ki hareketleriyle, tavırlarıyla, konuşmasıyla intikam alacağını kendisi beyan etti. Bizim sakinliğimizi korumamız, profesyonelliğimizi ortaya koymamız, onu istediğimiz sakinliğe indiremememiz neticesinde de böyle bir tatsızlık yaşadık. Sen hocam bahsettiğin gibi öğretmene, daha doğrusu şiddet meselesi toplumun geleceğini tehdit ediyor. Ve her dönemde yaşanan bu sıkıntının meslek kanunumuzda eğitim bir sene olarak biz geçmesini daha önce talep etmiştik. Yine beklentimiz bu. Bir yasal düzenlemenin eğitim alanlarında eğitimciye yönelik şiddete karşı özel bir yasal düzenlemenin gerektiğini biliyoruz, söylüyoruz ve talep ediyoruz. Süreçleri yakından takip ettiğimiz için bildiğimizden dolayı sakinliğimizi ve zaten kafasında kurarak gelmiş anladığımız kadarıyla o anda şiddete ilk cümlesi bizi şaşırtmadı. Ama önemli olan hani bizim şiddet görmemiz değil, bizim arkamızda kimlerin durduğu önemli. Meclisimiz, öğretmenlik meslek kanunundaki eksiklikleri gider, eğitimciye şiddete dur der ve caydırıcı cezalarla